Efendim merhabalar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün gıdada sonraki adım farkında ol başlıklı. Onun altında da yine değişen perakende sektöründe nasıl rafta kalınır konusunu hep birlikte tartışacağız. Ben Profesör Doktor Gonca Telli, Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanıyım. Çok değerli konuklarım var yanımda. Sayın Halit Gürsoy, Gürsoy Tarımsal Ürünler Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın İbrahim Özhan, Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü. Sayın Mücahit Yıldız, Sultanlar Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Ve Sayın Ömer Düzgün, Türkiye Perakendiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Doğu Anadolu Perder Başkanı, Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Nasıl rafta kalınır konusuyla ilgili çalışma yaparken arkadaşlarımla çok kısa mesajlaştık. Ve bu mesajlaşmamızın sonucunda şu örnek kavram haritası çıktı. Kavram haritasını verebilir miyiz? Şimdi dünya değişiyor. Teknoloji geldi. Yan tarafta gürültü var. O teknoloji gürültüsüyle birlikte biz de bir şeyler ortaya koymak istiyoruz. Pazarlar değişiyor. Yapılar değişiyor. Teknolojiler değişiyor. Birdenbire Amazon gibi büsbüyük kocaman dünya devleri pazara giriyor veya girme potansiyeli var. Çünkü bizim pazarımız oldukça geniş ve büyük bir pazar. Şimdi aramızda çok farklı gruplar var. Yani daha doğrusu iki farklı grubumuz var. Bir tanesi üretici tarafı. Bir tanesi perakendeci tarafı. Biz bu yüzden bu rafta kalma olayını iki taraflı da görmek istiyoruz. Nasıl rafta kalınır dendiği zaman da bizim aslında birkaç noktada hareket etmemiz gerekiyor. Birincisi farklılaşma. Zaten eğer hangi işte olursanız olun, bu ister gıda perakendeciliği olsun, ister başka türlü bir iş olsun, Farklılaşma diyoruz biz pazarlama hocaları olarak. Farklılaşırken zaten niye farklılaşıyoruz? Değişen bir müşteri grubumuz var. Müşteri bilinçlendi. Müşteri her şeyi biliyor. Her şeyin farkında. Değişen sistemler var. Çünkü yeni teknolojiler geliyor. Ürünler geliyor. Farklı şeyler geliyor. Değişen dünya geliyor. Bu dijitalleşme bize bir takım farklı kavramları getiriyor. Mobil ticaret gibi, e-ticaret gibi, farklı ödeme şekilleri gibi. Farklı teslim ve ödeme şekilleri oluşmaya başlıyor. Pazar genişliyor. Kocaman bir pazarda daha farklı bir yapıda oluyoruz. Ve birdenbire eğer dijitalleşmişsek zaten bütün dünyaya açılmışız demektir. Şimdi çok değerli konuklarımla acaba bu nasıl oluyor? Nasıl, izninizle ben de oturuyorum. Nasıl oluyor, ne şekilde oluyor? Bunu daha böyle bir sohbet ortamında gerçekleştirmeye çalışacağız. Bir de arada iki tur yapmayı planlıyoruz bu çevrimi. Arada sorularınız olursa sorularınızı da alabiliriz. Yandan tabii böyle bir ses gelmese biz daha da böyle aktif şekilde konuşacağız ama gene çok grubumuz çok heyecanlı. Ordu'dan gelen arkadaşlarımız, Bursa'dan gelen arkadaşlarımız var. Erzurum. Erzurum'dan gelen arkadaşlarımız var. Bakın herkes böyle ciddi heyecanlı. O yüzden de bu çalışmayı böyle gönüllülük bazında da yapmış oluyoruz. Efendim şimdi üretici, perakendecinin perakendecinin raflarının dolu olması lazım bir. İkincisi, o perakendecinin rafta kalması lazım. Eğer teknoloji gelişmişse ve bu kadar rekabet varsa onu nasıl sürdürebilecek? Üreticiler bu anlamda neler
öneriyorlar veya neler yapabilirler ki perakendeciler de bu sürdürülebilirliklerini sağlasınlar? Veya size ne, siz ne yapmalısınız, onlar size ne yapmalı? Benim mikrofonum çalışmıyor galiba. Mikrofon çalışmıyor galiba. Tamam. Şimdi öncelikle burada hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katılımınız için. Burada üretici firma tek biziz, öyle görünüyor. Bugün ürettiğiniz ürünleri hak ettiği değerde satmak aslında onları üretmekten çok daha zor, çok daha zahmetli hale geldi. Buna sanırım herkes hemfikirdir. Bu anlamda eskiden tabii ürün üretmek odaklı bir yaklaşım vardı pazarlamada. Oysa ki bugün artık daha fazla tüketici beklentileri var işin içinde. Aynı zamanda pazarlama iletişimini çok sağlam kurmak var. Bunlar şu anda çok daha ön planda, üretmekten daha da ön plandalar. Bir ürünü ortaya çıkarmak, fiyatlandırmak, doğru kanalda satışını sağlamak geleneksel pazarlamanın amacıydı. Ancak bugün küreselleşme, teknoloji ve tüketicinin eğitimi, tüketicinin bilgiye ulaşması o kadar kolay ki artık. Dolayısıyla hızlı ve çok değişken bir piyasa, değişken bir rekabet ortamıyla karşı karşıyayız. Bu anlamda biz üreticiler olarak üretimimiz, tasarlamamız, tasarım süreçlerimiz ve pazarlamamız artık çok daha fazla müşteriye odaklı hale geldi. Müşteri ne düşünüyor, müşterinin, tüketicinin eğilimleri nedir, bunları çok daha fazla önemser hale geldi. Dolayısıyla beklentilerin de arttığını görüyoruz. Tüketiciler artık çok dahasını bekliyorlar ve rafta siz farklılaştığınız zaman müşterinin dikkatini çekebiliyorsunuz ve bu farklılaşma da aslında bir anlamda müşterinin beklentilerinin de ötesinde değer yaratmaktan geçiyor. Evet. Yani müşteri beklentisinin ötesine geçmek o zaman desek. Evet, bu müşteri beklentisinin ötesine nasıl geçer perakendeci? Nasıl geçebilir? Teknolojiyle mi geçer? İnsanla mı geçer? Ne şekilde geçecek? Şimdi tabii ki perakendeciler olarak biz bir kavşaktayız. Yani üreticiyle tüketicinin buluştuğu bir noktadayız. Bu noktada da en doğru ürünleri müşterimize sunabilmemiz için de birçok önemli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bu CRM'den başlıyor, raf alan yönetimi, değerli alan yönetimi, planogram gibi kapsamlı çalışmaları yapmamız gerekiyor. Tabii bunları yaparken de üretici firmalarıyla birlikte çalışarak yapmamız gerekiyor. Yani biraz daha şunu söylemek gerekiyor, teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Bu noktada üretici firmalar son yıllarda ürettikleri ürünleri raflarımıza sunarken de bu anlamda hem pazarlama anlamında da gerekli çalışmaları da paylaşıyor olmaları gerekiyor. Çünkü son yıllarda bakıyoruz, firma ürünü üretiyor, bir pazarlamasını planlıyor fakat bunu bizi içine sokmuyor. Ve raflarımızda biz de bu şekilde o ürünleri doğru şekilde sergileyip anlatamıyoruz ve bu da bizim için bir zorluk da diyebilirim. Evet, peki nasıl ilerleyeceğiz? Ne şekilde yapabiliriz? Yani madem rafta kalmak istiyoruz, ne yapalım biz? Ben öncelikle bütün dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlarımızı da toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi tabii dünya gerçekten hani bir hızla ilgili konuşuyoruz. Bir aritmetik büyüme hızı vardı, bir geometrik büyüme hızı vardı. Şimdi hiper radikal denen bir kavram var. Hiper radikal bir değişim var. Bugün artık hiç kimse hakikaten değişime yetişemiyor. Hayatın bir realitesi. Ben hani biraz araştırıcı kimliğim var. Bütün gazeteleri, basında çıkanları, dergide çıkan her şeyi açıp bakmaya ve ilgilenmeye çalışıyorum. Ancak yetişemiyorum şu anda. Şimdi eskiden hani hayatı bir sinema, bir tiyatro gibi düşünsek, bir senaryo gibi düşünsek, rolleri tamamen dün üreticiler belirliyordu. Rolleri o dağıtıyordu. Distribütör senin görevin şu, toptancı senin görevin şu, satış noktası senin görevin şu, tüketici senin görevin şu. Üretilen mal tüketici tarafından zaten çok önceden alınıp kabullenebiliyordu. Ancak bugün sistem tamamen değişti şu anda. Şimdiki rol tüketiciden geriye doğru hizalanma dönemi şu anda. Hatta belki bir adım daha öne geçmek gerekiyor.
tüketicinin hayal etmediklerini hayal edip sonra onları tüketiciye kabul ettirip tüketici perakendeciden bu ürünü alması ile ilgili nasıl bir rol bekliyorsa distribütörden ve sonuçta üreticiden hizalanmanın şu an şekli değişti. İşte evet. Bu oyunu, bu değişimi kim güzel okuyabiliyorsa, kendine adapte edebiliyorsa o firmalar hem üretici nezdinde hem satış noktası nezdinde ayakta kalacak diye düşünüyoruz. Şu an böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Bugün artık mesela ben uluslararası firmalara bakıyorum. Kendi bünyesinde sadece dijital dünyada dönen veriyi alma, absorbe etme ve ekibine uygulatma ile ilgili bugüne kadar hiç olmayan apayrı departmanlar kurulmaya başlandı. Yani böyle bir hızın içerisindeyiz. Biz üreticiler olarak neler yapmaya çalışıyoruz? Öncelikle tabii piyasayı çok iyi okumamız gerekiyor. Belki Sultanlar Grup arkadaşlarımız bilenler var mutlaka işlerinde. Biz oldukça köklü bir grubuz. Yaklaşık 73 yıllık bir mazimiz var. Ve her bir markamız bugün sektöre jenerik olmuş. Camsil, Ernet gibi, Arımama gibi, Piknik gibi, Salon gibi, Kenton gibi ürünlerimiz var. Dün bu ürünlerle ilgili hani sektörde dualite denen bir şey vardı. Dualite ne? Lider ve ikinci markalar vardı. Ama bugün artık rekabet öyle bir hale gelmiş ki herkes üretir bir pozisyona gelmiş. Hatta ben diyorum ki mal almaya giden insandan çok mal satmaya giden insan var. Bunların arasında işte bu farklılaşmaları güzel ortaya koyabilen, perakendeciyle diyaloglarını iyi kullanabilen, sadece o da yetmiyor. Noktaya ürünü koyduktan sonra bunu oradan aldırtmasını da becerebilen firmalar ayakta kalacak. İşte bugün hepimizin birbirine şu an çok daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet, zaman içerisinde o zaman iki noktada ilerlemek gerekiyor. Bir tanesi operasyonel nokta. Yani doğru bir şekilde ürünün üretilmesi, yani Halit Bey de vurguladı aslında, İbrahim Bey de vurguladılar. Siz de benzer şeyi vurguluyorsunuz. Yani tüketicinin beklentisinin ötesine geçmek gibi bir yaklaşım. Ama bunu yapabilmek için daha stratejik düşünmek gerekiyor değil mi? Yani raflarda nasıl kalacağız? Şimdi raflarda ben şuradan başlamak istiyorum. Şimdi perakende sektöründe hedef tüketici. Üreticinin de hedefi tüketici, satıcının da hedefi tüketici. Bu anlamda baktığımız zaman tamamen tüketici üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bir diğer mevzu da şimdi biz eskiden diyelim işte üretici gelirdi firma. Markayı rafa koyabilmek için işte parasını verirdi, rafta kalırdı. Parayı verdikten sonra çıkar giderdi. Ürünle ya da ürünün satışıyla hiçbir şey yapmazdı. Bu çözüm değil artık. Bu dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Yani perakendeciye bir şeyler verip rafta ürünü koyabilmek için. Fakat bu yeterli değil artık. O zaman verdiğin para da senin cebinden gidiyor, üreticinin cebinden gidiyor. Markaya değer yaratması gerekiyor. Markasını değerli kılmak için ne gerekiyorsa onu bir şekilde yapmak lazım. Şimdi artık öyle bir teknolojiden faydalanmak lazım bu anlamda. Sosyal medya diye bir şey var ki, yani işte ben bile bugün sunumda acaba bir şeyler şey yapmak için telefona yükledim. Telefondan yapıyorum ben bu işi artık. İnsanlar ha bir de telefon. Bir dakikalık boş anında bile telefon. Bir reklam veriyorsunuz, hemen peşine başka bir reklam çıkıyor. Bir yere giriyorsunuz, peşine reklam çıkıyor. Yani ürünü tanıtmak ve marka değeri yaratmak daha kolay oluyor. Bu anlamda herkesin bildiği çok güçlü markalar var. Zaten onların rafta kalma gibi derdi yok ki. Biz onları rafta nasıl tutarız diye uğraşıyoruz. Biz onların ağzını tuzunu çekiyoruz. Yani doğrusu bu. Yani alta kalana canım çıksın derler ya, mevzu bu. Ürün bakıyorsun, üretici güzel bir ürün çıkarmış. Fiyatıyla da rekabet edebileceği bir ürün çıkarmış. Ama rafa girmekte zorlanıyor. Neden zorlanıyor? O markalaşmış, marka değeri çok yüksek olan firmaları aşmakta zorlanıyor haliyle. Ve tüketici de çoğu zaman bu anlamda da farklı ürünler sunmak lazım. Bizim de yani üreticilere destek olmamız lazım bu anlamda. Fakat
üreticinin de yani doğru ürünü bir defa doğru kanalda ve doğru zamanda doğru fiyatla ne zaman tüketiciye sunarsa o zaman kazanır diye düşünüyorum. Evet. Biraz önce özür dilerim, Mahir Bey'le bir mevzu oldu. Şimdi sadece perakendecil her şey bizim üzerimize bağlanıyor ama bizle alakası yok. Ürünü perakendeciye satmak için bulduğunuz distribütörün bile çok önemi var. Bir distribütör bulursunuz bir şehirde, hizmeti eksik olur, ekonomisi iyi olmaz ya da perakendeciyle iyi iletişim kuramaz, ürünün zararını üretici çeker. Aynı zamanda da tüketici çeker. Bu anlamda dikkatli olmak lazım. Evet, aslında çok da güzel bir noktaya değindiniz. Doğru, tüketiciyi zaten iyice dinlemek gerekiyor ama madem bu sosyal medya var, cep telefonları var, insanlar artık cep telefonundan satın almaya başladı. Teslimatını da kapısında istiyor. Yani şey istemiyor, ya ben şimdi gideyim de raftan alayım da oradan yapayım diye bir şey düşünmüyor. Diyor ki ben iki tane tuşa basayım, siparişim gelsin. Hatta bir sonraki nokta, yani üretici tarafında özellikle bu buzdolabı, çamaşır makinesi gibi şeylerde işte kendi kendine sipariş versin de buzdolabı, işte süt bittiği zaman sütü söylesin gibi bir takım yaklaşımlar var. Yani oraya doğru da gidiyoruz. Şimdi kaç kişi internetten alışveriş yapıyor burada bilmiyorum. İzleyicilerimizin arasında internetten alışveriş yapan var mı? Yaptınız mı? Yapmayan var mı? Birkaç kişi. Neden yapmıyorsunuz? Güvenli değil diye yapmıyorsunuz. neden yapmıyorsunuz? Görerek almak istiyorsunuz. Güzel. Bundan 18 sene önce ben CRM dersi veriyordum. Müşteri ilişkileri yönetimi dersi vermeye başlamışım. O dönemde CRM kavramı patlamış gitmişti. İnsanlar CRM nedir diye çok merakla izliyorlardı. O zaman ben öğrencilerime soruyordum. Öğrencilerden bir ya da iki kişi internet üzerinden alışveriş yapmıştı. Onlar da daha çok bankacılık işlemleri falandı. Çünkü bankacılık işlemleri yeni yapılıyordu. Zaman içerisinde şu an soruyorsun öğrenciye, 18 yıl geçti. Öğrencilerin tamamı internetten alışveriş yapıyor ve çok çeşitli, çok farklı şeyler. Yani gıda alıyor musunuz diye soruyorsun, gıda alıyor. Efendim, giysi alıyor musun diye soruyorsun, giysi, elektronik malzeme alıyor musun diye soruyorsun. Hatta araba almaya kalkan bile var. Dolayısıyla yani büyük beyaz eşyaya kadar gidildi. Kendim dahi bunu yapabiliyorum. Demek ki aslında görerek bakmak, bakarak acaba bu perakende sektörü şeye doğru mu gidiyor? Görselleri gösterecek, hatta Kore'de şey vardı, posteri koymuşlar raflara. Posterden telefonla tıklıyorsun barkod ya da QR kodlarına. O QR kodlarla alışveriş yapıyorsun. Sonra sepetini çıkarken ya veriyorlar veyahut da sepetini direktman adresine gönderiyorlar. Şimdi bakın arada inanılmaz bir fark. Yani alışverişte farklılaşma oluyor. Aslında müşteri değişti mi? Değişmedi. Müşteri her zaman diyor ki bana en iyisini, en güzelini, en sağlamını, en işte ucuzunu hatta mümkünse her şeyin ve doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde diyor. Şimdi o zaman bu iş nasıl daha bu elektronik ortamla birlikte bu bahsettiğiniz şeylerle nasıl baş edeceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Şöyle bir yine sıradan geçelim. Aslında yine üretici için tabii ürünü daha fazla noktada satabilme açısından geleneksel kanadın dışında, kanalların dışında internet ortamı gibi ortamlarda da farklı bir pazar yaratılabilmesi büyük avantajlar barındırıyor. Tabii burada artık sosyal medya dediğimiz zaman çift taraflı iletişim ortaya çıkıyor. Eskiden geleneksel mecralarda bir mesaj veriyordunuz, bir reklam ya da ürününüzü tanıtıcı bir done sunuyordunuz medyaya ve insanlar bunu okuyorlardı, görüyorlardı. Sizin anlattığınız kadarını
görüyorlardı ya da anlıyorlardı ya da kendi dünyalarında ona göre yorumluyorlardı. Bugün sosyal medyayla birlikte çift taraflı bir iletişim var. Sizin paylaştığınızı karşı tarafta tüketici de hızlı bir şekilde geri bildirimlerle size dönüş yapabiliyor. Dolayısıyla bunu iyi yönetmek de gerekiyor üreticiler için. Samimi bir dil, vaat ettiklerinizde gerçekçi olmanız ve vaat ettiklerinizde gerçekten tüketiciye sunuyor olmanız gerekiyor. Bu anlamda tabii büyük fırsatlar barındırıyor. Buna üretici açısından baktığımızda fırsatların daha fazla olduğunu görüyoruz tehditlerden. Dolayısıyla amacımız daha çok tüketiciye ulaşmak, evet, ve bunu daha hızlı yollardan yapmaksa evet. Ama tabii farklı riskleri de dediğim gibi barındırıyor. Evet, kendisi. Üretici avantajlı ama üreticinin uzman olduğu alanla perakendecinin uzman olduğu alan aslında birbirlerinden evet, farklı. Dolayısıyla üretici perakendeciliğe doğru kayar mı kaymaz mı onun kararını vermek zorunda kalacak belki de bir zaman içerisinde, evet, büyük üretici ise. Ve neye göre yapacak? Mesela sadece tek ürün ve ürün çeşitlemeleri üzerinden mi yapacak? Yoksa çoklu ürüne mi doğru gidecek? O zaman uzmanlık alanından uzaklaşılıyor gibi bir takım şeyler de oluyor. Evet. Peki perakendecilik mesela kendini daha koruyabilmek için neler yapmalı? Siz çok güzel bir örnek vermiştiniz. Kendi mağazanızla ilgili ısıtması, soğutmasıyla ilgili bir örneğiniz vardı. Hani evet. Onu bir paylaşırsanız, sıfır enerji. Aslında, ben önce bir internetle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Çünkü şimdi perakendeciler olarak biz omnichannel'ı yönetmemiz gerekiyor. Tüm kanallarda müşteriye ulaşıyor olmamız gerekiyor. Hızlı tüketim mallarının Türkiye'de, dünyada olduğu gibi Türkiye'deki aldığı pazar payı çok düşük. Ama gelişecek, yani bu noktada büyüyecek ama çok büyük noktalara gelebileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon bunu yönetebilmek için Amerika'da büyük bir market zincirini satın aldı. Çünkü hızlı tüketim mallarını depolamak ve onu yönetmek çok kolay değil. Ben eminim ki yakın zaman içerisinde Türkiye'de de biliyorsunuz Amazon başladıktan sonra hızlı tüketim mallarında böyle bir yola gideceğini düşünüyorum. O yüzden de bu konuda da bizlerin hepimizin de hazırlıklı olması gerekiyor. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz şey enerji yönetmeliği ile ilgiliydi. Burada onun gibi bizim sektör olarak, Perakendeciler Federasyonu olarak mesela biz kendi aramızda bulmuş olduğumuz güzel uygulamaları paylaşıyor durumdayız. Ve paylaşmaya devam ediyoruz diyebilirim. Orta evet. Tam olarak öğrenmek istediğiniz neydi? Onu... Benim şöyle bir şey, siz federasyon olarak yapıyorsunuz ama kendi mağazanızda da çok güzel bir sistem kurmuşsunuz. Yani şimdi enerjinin dünyada artık giderek daha pahalanması durumu söz konusu oluyor. Ve mağaza içerisindeki bazı düzenlemelerle veya teknolojiyi doğru kullanmakla ve bunu düşünmekle, yani sadece şey olmakla kalmaz. Fırsatlar aslında çevremizde duruyorlar. Evet. Ama bizim o fırsatları fark ediyor olmamız gerekiyor. Ya da programlar var örneğin, kullanılan programlar, özellikle bilgisayar programlarından biz kolaylaştırıcı olsun diye programları yapıyoruz. Üniversiteler, yazılım şirketleri bu tarz şeyleri neden kullanıyorlar? Kolaylaştırıcı olsun diye yapıyoruz. Yani bu tarz çalışmalar sürdürülmeli mi, operasyonda ne şekilde olmalı? İnsanlar tedarikçileriyle veya müşterileriyle nasıl bir etkileşim halinde olmalılar? Şimdi öncelikle tüm perakende zincirleri CRM'i çok iyi yönetmesi gerekiyor. Çünkü CRM, önce müşterinizi tanımanız gerekiyor. Müşterinizi tanıdıktan sonra onların alışkanlıklarına göre en doğru ürünü sunabilmeniz gerekiyor. Bu noktada tedarikçilerimizle bizim iletişimimizi güçlendirebilmemiz için B2B sistemlerini kullanarak onlara ürünlerimizi, mağazalardaki durumunu, yok satma durumlarını, hangi ürünün ne kadar performanslı satış olduğunu görebilmelerini sağlamamız gerekiyor. Fakat ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şirketim B2B'yi kullanan bir firma. 120'ye yakın tedarikçi firması, üretici firması bunu kullanıyor. Fakat aktif olarak kullanan şirket sayısı 40'ı geçmedi. Yani evet. Şu anda çok rahat bir şekilde ürünlerini, satış hızlarını, rakiplerini görebilecekleri bir platform varken bunu kullanmıyorlar.
Bu da tabii ki onların için aslında bakarsanız ne kadar faydasının farkında değiller. Evet. Yani faydasının farkında olan o 40 firma daha avantajlı aslında. Yani teslimatta, ulaştırmada, efendim belki ambalajlamada, rekabette, müşterinin beklentilerinde, rekabette daha avantajlı. Diğer tarafta o kadar avantajlı değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben isterseniz şöyle biraz genel bir rakamlardan bahsedeyim. Yani Türkiye'de ve dünyada ne rakamlar var diye. Şimdi Türkiye'de hızlı tüketim sektöründe yılda yaklaşık 30 bine yakın yeni ürün, SKU ve barkod reyonlarda yer almak üzere piyasaya çıkıyor şu anda. Bunların sadece 10'da biri ayakta kalabiliyor. Yani her 10 ürünün biri ayakta kalabiliyor. Kalanların hepsi delist oluyor. Türkiye'deki bütün ürün isimleri çıkarılmış, ürün listeleri çıkarılmış. Yaklaşık 16 milyon adet Türkiye'de ürün çeşidi var. Bu aklınıza gelebilen her türlü ürün. Amerika'da bunun sayısı yaklaşık 24 milyon. Yani Türkiye'den 8 milyon daha fazla farklı ürün henüz daha Türkiye'ye intikal etmemiş. Böyle bir anormallikten bahsediyoruz. Meslek ve kodeks anlamında tanımlamalar yapılmış. Türkiye'de şu an tanımlanmış 12 bin tane meslek ve hizmet kodeksi var. Amerika'da bu rakam yaklaşık 32 bin tane. Daha Türkiye'ye gelmemiş şu anda 20 bine yakın yeni iş alanı var. Evet. Yani dünyada hakikaten müthiş bir şey var. Yine buraya gelmeden bir çalışma yaptım. Bu internet olayı da konuşuyoruz. Oradaki sitelerde ne var ne yok diye. Mesela N11'de ürün sayısı şu anda 14 milyon ürün listeli N11'de. Hepsi burada da 12 milyon. Amazon'da 606 milyon ürün şu anda listelenmiş durumda. Acayip bir rakam. Yine mesela firma sayılarına baktığımda N11'de 100 bin tane iş yeri açılmış. Hepsi burada da 350 bin tane. Amazon'da 2 milyon tane iş yeri açılmış. Üye sayılarına baktığımızda N11'de 13 milyon, hepsi burada da 21 milyon, Amazon'da 100 milyon üye var. Parça sayısında N11 16 milyon üye ürün satmış parça bazında. Amazon'un sattığı ürün sayısı 30 milyar adet bir yılda. Yani dehşet bir şey var, ürün çeşitliliği ve şeyler. Tabii bunların hepsinin arasında biz kendi yolumuzu ve şeyimizi bulmamız lazım. Yani kolay bir şeyi süreci hakikaten yönetmiyoruz. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Ha ya hani dalga geldiğinde dalgayı kendimiz set yapmamız gerekiyor ya da dalga geldiğinde sörf yapmasını bilmemiz lazım. Şu an bir sürü değişimler var, şeyler var. Ya bugüne kadar elde ettiğimiz birikimler, tecrübeler, sermayeler bunlar ya bir şekilde gidecek, kaybolacak ya da bunları farklı bir şekilde tekrar bir değere dönüştürmemiz gerekiyor. Yine ben işbirliği üzerine duruyorum. Bugün tam onun zamanı diye düşünüyorum. Evet, işbirliklerine gitmek aslında çok önemli. Türkiye'de bir sıkıntı insanların ortaklık yapma konusundaki güvensizlik problemleri. Genelde aile şirketleri, aile yapıları içerisinde ki güvensizliklerden kaynaklanan bir takım çözümsüzlükler veya karmaşalar diyelim, onlarla karşı karşıya geliyorlar. Tabii işbirliğini yaratabilmek için bu güven duygusunu pekiştirecek bir yapıya ihtiyaç var. Bunun dışında da şimdi madem örnekledik sörfle dalgayı, ya dalgaya uyacağız, aşacağız ya da dalgaya set çekeceğiz. O da bir yöntem. Aşar mıyız, aşamaz mıyız? Yani eğer tsunami gibi bir şey gelirse bittik. Ama eğer küçük dalgalar geliyorsa, yani küçük dalgalar halinde geliyorsa ne yapacağız? Yani mesela Amazon gibi bir perakendecinin sizin pazarınıza girmesi, Erzurum'a varması örneğin. Ne yapacak? Yani hazır mısınız? Ne yapacaksınız? Şimdi hazır mısınız derken yani bir perakendeci her türlü ekonomik şartları ve her türlü rekabete hazır olmalı kesinlikle. Şimdi bizim sektörün merkezinde tüketici var, tüketici talepleri ve davranışları var.
talep ve davranışlar değiştiği gibi işte tüketicinin ürün almak için kanallar da değişiyor. Ben perakendelere yaklaşık 25 yıldır varım. Yani şirket olarak. Hep kalktık işte Walmart gelecek dediler. İşte bugün Amazon gelecek diyorlar. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de vardır. Yani ne yapalım gelecekte efendim. Tabii ki gelsin. Yani o zaman zenginleşecek. Çünkü bunu neden söylüyorum bu şekilde? Çünkü bulunmuş olduğu, gitmiş olduğu yerlerdeki davranışları belli. Tüketiciye ulaşma şekilleri belli. Bir de her yerde aynı şekilde olmaz ki. Her yörenin kendine özgü davranışları var, hareketler var, müşteri tercihleri var. Şimdi biz Türk milleti olarak şeyi seviyoruz bence. Dokunmayı seviyoruz. Biz böyle dokunmadan, cimciklemeden bir şey almayı istemeyiz. Bunu yani böyle. Diğer türlü hani duygusallık çok önemli. Artık işletmeler de perakendeciler tüketicilere, müşterilerine duygusal davranmalı. Şimdi geleneksel kanada baktığımız zaman, bugün geleneksel ve organize kanalı ölçümleyelim. Geleneksel kanalın yüzdesi perakendede bildiğim kadarıyla %55-%60'larda şu an. Bunun tek bir sebebi var bence. O duygusallık, o müşteriyle olan o yakınlık, işte lokasyonların insanlara hemen yakın olması. Bir gelenek ve kültür bu. Biz bu kültürümüzü organize perakendede de devam ettirdiğimiz sürece emin olun kim gelirse gelsin hiç önemli değil. Şekil belli zaten e-ticaretin yılda normal işte perakende sektöründeki orandan %1 gibi bir rakam alıyor. Gelir, dener, gider. Niceleri gelip gitmedi ki. Gelenler gitti, onlar da gelecektir, gidecektir. Bakacağız. Baktı ki bizi çok rahatsız ediyor. Muhakkak rahatsız edecek. Sizin biraz önce bir sinek örneğiniz vardı. Çok doğru, katılıyorum. Bakacağız bizi ne kadar rahatsız ediyor. Biz de ona göre ilacını bulacağız, ilaç vereceğiz efendim. Ya çok ilacını da böyle, bulacağız ya başka bir şekilde çözümünü bulacağız. Çok da şey yapmamak lazım. Bizim yapacağımız tek bir şey var. Temelde kendi ekonomimizi, perakendeci, kendi ekonomisini güçlü tutmak zorunda. Yani biz genelde böyle üreticiler burada, üreticilerin mallarını satar, onun üzerinden işler yaparız efendim. Bu sermaye. Aslında bedava bir sermaye. Bankaya dün faiz veriyor. Onun için üreticiyle o ilişkide iyi bir zemin oturtmak lazım. O sermayenin değerini bilmek lazım. İyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Bu arada da kendi ekonomisini güçlü tutan kişisel bireydeki perakendeci ekonomi sıkıntılardan muhakkak ki bir zarar alacaktır ama hayatını devam ettirecektir diye ben düşünüyorum. Evet, sağlam adımlarla basmamız gerekiyor diyoruz aslında. Esas olay, buyurun. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Çünkü perakende sektöründe mesela birçok tanıdığım eşim dostum şu soruyor. Ya diyorsun, diyor ki vadeli oluyorsunuz, peşin satıyorsunuz ama sonuçta finanstan batıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Yani baktığınız zaman olmaması gerekiyor. Fakat şöyle bir analiz yaptım buraya gelmeden önce. İlk 10 ay içerisinde, 9 ay içerisinde 22.250 kalem mal satılmış. Fakat ciroyu %80'ini 2.250 kalem ürünle yapmış. Ana ciro yapan kalemler evet. Farklı yani. Geriye kalan 20.000 kalem ürün, barkod ürün raflarımızda ya iştikal etmiş ve bir şekilde duruyor. O tabii ki o 20.000 kalem mal sayesinde belki o 2.250 kalemle o satışı gerçekleştirdik. Fakat burada da çok önemli bir sesim geliyor mu bilmiyorum ama çok önemli bir finans yönetimi de gerekiyor bizim perakende zincirleri açısından ve aynı şekilde üretici arkadaşlarımız da çok iyi ürünlerini takip edip gerekli hareketleri, eylemlerini delist etme ya da değiştirme gibi yapması lazım. Ama şu anda görüyorum ki her gün yeni bir ürün ama yeni bulunmuş ürünler değil. Aynı ürünlerin değişik gramajları, değişik ambalajlarıyla bu sefer raflara gelinmeye çalışılıyor. Bu da bizleri çok ciddi bir anlamda yoruyor. Bu yüzden de aslında şu anda her geçen gün artan ve perakende zincirlerinin kullandığı planogramlar var. Bu çok önemli. Ben bütün arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Çünkü önce raflarımızı da yönetmemiz gerekiyor. Çünkü raflarımızı yönetmediğimiz takdirde yeni girecek birçok firmayı önünü kapatmış oluyoruz diye söyleyebilirim. Yani o yüzden de... Tabii. Şöyle ki mesela rafta ürün var. Rafta ürün eskimiş. Aynen. Raftaki o ürünün satılıyor olması gerekiyor. Teknoloji bize o ürünün, eskimiş ürünün hala orada kaldığının aslında sinyallerini verebilecek programlar var örneğin.
Yani o ürünü göz önüne alarak daha sonra işte indirim mi yapılacak, promosyon mu yapılacak, ne yapılacaksa onun hızlı tüketilmesi için bir faaliyette bulunması gerekiyor. O kararı perakendici verecek. Ama o perakendici verirken en önemli şeylerden bir tanesi veriye dayandırması gerek. Artı bir de ürün çeşitliliğinden bahsetti Mücahit Bey. Ürün çeşitliliği arttıkça tüketicinin kafası karışıyor. Sizin karışmıyor mu? Benimki karışıyor açıkçası. Yani her ne kadar bazen ben annemin deterjanını kullanıyorum ya da işte ben annemin margarini, deterjanı değildi, margarinliydi, neyse margarini kullanıyorum diye gitsek de bu bir yere kadar oluyor. İlla ki işte medyadan özellikle etkilendiğimiz, özellikle bahsettiğiniz sosyal medyadan etkilenişlerle birlikte örneğin az önce vardı glutensiz işte bilmem gıdaların yine karşımıza çıkması gibi ya da işte bu hafta gazetede diyor ki zeytinyağı yemek lazım, kolesterole iyi geliyor. Bir dahaki hafta diyor ki yok hayır ayçiçek yağı yemek lazım, o bilmem şuna iyi geliyor diyor. Medyanın da yönlendirmesi var. Üretici bu tarafta bu kadar çeşitliliğe nasıl hazırlanacak, rafa nasıl destek olacak? Evet, üreticinin bir kere bahsettiğiniz gibi, İbrahim Bey'in de söylediği gibi veriyi iyi okuması gerekiyor. Pazarı gerçekten anlaması gerekiyor. Bugün üretilmiş ürünlere bir yenisini daha ilave etmek aslında kıymet, bir kıymet vermiyor, bir değer katmıyor. Oysa ki pazarda olmayan ürünlerle yenilikçi bir ürün üretmek çok daha sizi farklılaştırıyor, ayrıştırıyor ve rafta da tutulmanızı ve hızlı ilerlemenizi sağlıyor. Tabii belki yeni bir şey üretmiyorsunuz ama belki o ürünü farklı ürünü daha iyi konumlayabiliyorsunuz. Bu da söz konusu ama burada pazarı anlayabilmek aslında biraz insan... Ses oluyor, gelin. Evet. Rejide. Ses. Pazarı anlayabilmek adına... Geliyor mu? Gelmiyor galiba. Bir daha deneyelim mi? Yardımcı olabilir misiniz? Ses. Konuşuyor. Sen devam et abi bence. Vallahi nerede kalmıştın? Teknolojinin böyle de işte dezavantajları olabilir. Sesim geliyor şimdi herhalde. Şimdi geliyor. Tamam. Bu anlamda yani her zaman yeni ürün üretemezsiniz ama iyi yapmamız gereken şeylerden biri üretici olarak. Tabii burada perakendecilerle hatta distribütörlerimizle ortak çalışmanın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü siz pazarı daha iyi anlayabilmeniz için burada iş ortaklarınızla birlikte çalışmalısınız. Eğer pazarı iyi anlayabiliyorsanız, pazarın ihtiyaçlarına, beklentilerine, tüketicinin tam olarak ne istediğine hakim olup ona uygun cevaplar verebiliyorsunuz. Bu açıdan yeni ürün üretmek her zaman yenilikçi olmak değil, bazen konumlamayı da iyi yapmak anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla yenilik, farklılık ortaya koyacaksak, biz bugün eğer yeni bir şey de üretmeyeceksek trendleri çok iyi yakalamalıyız. İnsanlar artık çok farklı şeylere dikkat ediyorlar. Bugün bir sağlıklı yaşam trendinden bahsediyoruz. Pozitif yaşam trendinden bahsediyoruz. Ya da gıdada seçicilik ortaya çıktı. Teknoloji kullanımı gibi birçok farklı trendi de üreticinin iyi yorumlaması, ürününü de bu yorumla birlikte ya da ürün gamını da bu yorumlarla birlikte yenileyerek, değiştirerek, iş ortaklarına da sunarak o şekilde rafa götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada İbrahim Bey'in bahsettiği verilerin üreticiyle paylaşılması aslında ortaya çıkacak ürünün başarısına direkt etki ediyor. Biz ne kadar hangi ürünün nasıl başarılı olduğunu ya da nasıl başarısız olduğunu, rekabette neden geri kaldığını iyi analiz ettiğimiz takdirde ortaya güzel sonuçlar geliyor ve yüzde belki 10'un ya da 5'in içine de girse o ürün bir ya da iki SKU ile birlikte daha da üretici içinde daha da iyi bir ilerleme söz konusu olabiliyor. Bir de şey var tabii, özellikle sesin geliyor mu? Sesin geliyor mu? Geliyor. Ses. Ses uçtu. Pili bitti.
Paylaşabilirim. Efendim? Paylaşabilirim. Uluslararası anlamda ben hoca olduğum için sesiniz gelebilir. Birdenbire mikrofonla şey olunca bunu versek olur mu hanımefendi? Diye gelmesin şey diye korkuyorum. Götürüyor şimdi o. Aslında şimdilik. Bir de potansiyel iş yapma potansiyeli. Çok özür diliyorum. Evet. İş yapma potansiyeli de aslında ulusal boyuttan veya yerel boyuttan uluslararasına uzanabiliyor, erişebiliyor. Aslında Sayın Ömer Bey çok güzel bir konuya değindiler. Bizim öyle güzel özelliklerimiz var ki yapı olarak misafirperverlik anlamında insanları, yani Amerika CRM'i keşfettiği zaman biz onu çoktan keşfetmiştik. Bizim bakkal amcalarımız onu bilmem kaç senedir yapıyordu. Ama o ne yaptı? O ne yaptı? İşi daha bilimselleştirdi. Yani olayı bilgiye döktü. Bizde sadece bakkal defterindeydi. O sistematize etti. Ve işi büyük ölçekli yaptığın takdirde bunu nasıl yapabilirinin çözümlerine gitti. Değil mi? O yüzden de mesela kurumsal kaynak planlama gibi ya da sizin işte kullandığınız perakendecilerle bağlantılandırdığınız, perakendeci diyorum, perakendecinin üreticisiyle veya diğer tedarikçileriyle bağlantılandırıldığı programlar gibi, demek ki programlara da ihtiyaç var. Peki bu programlar mesela ne gibi şeyleri çözümleyebiliyor? Ne gibi sorunlarda bize kolaylık sağlayacak? Niye biz bunları kullanalım? Şimdi mesela örnek olarak ben kendi şirketimden vermek istiyorum. Kendi şirketim Pora'ya entegre bir şirket. Ve şu anda Bursa'daki Özten kart sahiplerini ve Para kart sahiplerini çok iyi bir şekilde analiz yapıp her birine ayrı ayrı bir şekilde kampanyalar üretip sunabiliyor. Şöyle bir kurgu düşünün. İlk müşteri, örnek veriyorum, işte şunu söyleyebiliyorum bütün tedarikçi firmalarıma. Senin işte şu ürününü şu kadar kişi satın alırken son 3 aydan beri almayan kişi bu, son 6 aydan beri almayan kişi bu gibi her birine ayrı bilgi verebiliyorum ve o kişilerle iletişime geçip onları tekrar alışverişe döndürebileceğimiz pazarlama teknikleri bulabiliyoruz. Bu başlı başına aslına bakarsanız çok önemli bir konu. Evet, geçmişteki olduğu gibi biz bakkal amcalarımız biliyordu ama biz artık büyüdük ve büyüyoruz. O yüzden artık kişiden çıkıp bunu teknik bir hale döndürmemiz gerekiyor. O yüzden de CRM olayı başlı başına çok önemli. Diğer kullanmış olduğumuz ERP programlarımız ya da geliştirdiğimiz sayesinde çok daha kısa süre içerisinde tüm departmanları, tüm firmaları ya da ürün gruplarını analiz edip en doğru şekilde karar vererek bunları aksiyona geçebileceğimiz bir nokta var. Ve bunu yine bunları da B2B sistemi sayesinde de tedarikçilerimiz ya da üretici firmalarımızla da paylaşabilme şansımız var diyebilirim yani. Aslında iki nokta o zaman karşımızda. Bir, müşteriye yönelik ürün ve ürün gamlarında karar verebilme. İki, aslında kendi operasyonları ile ilgili yapılar hakkında karar verebilme, değil mi? Yani onun gibi bir durum söz konusu oluyor. Peki bu ürün gamları genişledikçe, arttıkça rakiplerin bu ürün gamlarındaki rekabeti de artıyor. Yani siz de sosyal medya kullanıyorsunuz, başlıyor rakip de kullanmaya. Siz sadakat kartı kullanıyorsunuz, rakip de sadakat kartı kullanıyor. Efendim, siz bir promosyon yapıyorsunuz, rakip de çok benzer bir promosyon yapıyor. Siz bir fiyatı indiriyorsunuz, bir rakip sizden daha fazla indiriyor. Peki ne yapacağız? Peki. Evet. Tabii bütün sektörler ve herkes kendi bulunmuş olduğu pozisyonda artık sadece bölgesini, ülkesini takip etmesi yetmiyor. Yani bütün dünyayı artık gözlemlemek lazım. Çünkü dünyadaki artık herhangi bir yenilik anında Türkiye'ye gelebiliyor. Mesela bir motosiklet seven bir arkadaşımız var.
parçası bozuluyor. Bakıyorum Çin'den pat diye getirtebiliyor. Yani iş o kadar bir hızlı bir hale geldi. Artı hanım Aydın Germencik'le, orada zeytinle, incirle, tütünle zamanında çok uğraşmış. Sosyal medyada bu tür şeyleri takip ediyor. Olmayacak bir sektör çıktı. O kadar Anadolu'dan çıkma bayanlar, işte kendi adına ürünler üretme, işte kavanozda turşular yapma, değişik değişik ürünler yapma. Önce ufak tefek böyle basit usullerle yaparken şimdi bir bakıyorum. Dehşet derecede neredeyse bir fabrika boyutunda şeyler çıkartmaya başladılar. Tüketiciler de hep araştırıyor, gerçekten araştırıyor. İlk önce sosyal medyada bir ürünle ilgili karar verdikten sonra noktaya gidip bu ürünü orada buluyor. Bu sefer fiziki olarak ellemeye çalışıyor. Bunu bulduktan sonra tekrar evine geliyor. O anda alma kararını vermiyor. Önce bir bakıyor ki o ürünle ilgili sosyal medyada ne yorumlar yapılmış? Olumlu, olumsuz neler dönmüş? Bunları inceliyor. Daha sonrasında karar veriyor. Yani iş tüketiciye ulaşmanın şekli, yöntemi ve kararları hakikaten çok fazlasıyla değişmeye başladı. Şimdi bizim burada hani derler ki ya yeni bir yol bul ya da yeni bir yol bulamıyorsan yeni bir yol inşa et. Şimdi başkasının adımlarına basarak onları geçebilmemiz mümkünat dahilinde değil. Hani me too diye bir tabir var. Bu üreticide de böyle, parakende noktalarında da böyle. Me too ne demek? Başkası yapmış, aynısını ben de yapayım. Başkasının yaptığında zaten o kişi sizden bir şekilde bir adım, iki adım önde gidiyor. Yani siz onu hep taklitçi pozisyona düşüyorsunuz. Onun için de onların taklidinden ziyade farklı bir takım yol ve yöntemleri bulmaya kafa harcamamız lazım. Şu an üreticiye de, parakendeciye de bu farklılaşma artı değer kazandıracak diye düşünüyorum. O zaman bu noktada insan kaynaklarını da belki bir gözden geçirmek lazım, değil mi? Yani çalışanlar, çalışanların kalitesi, çalışanların kapasitesi nasıl geliştirilecek? Yani siz bir işveren olarak düşündüğünüz zaman, yani bu çalışanların mesela Japonya'nın ilerlemesinde kalite çemberleri etkili olmuştur. Sanayinin ilerlemesinde. Neden? Çünkü aslında bütün çalışanlar topyekün fikirlerini üst yetkililere iletmişlerdir ve doğru uygulamaları ve doğru şeyleri önermişlerdir. Doğru öneriler de ödüllendirilmiştir ve bunun karşısında sonuç olarak aslında bu ekonominin kalkınması haline dönüşmüştür. Yani insan aslında çok kritiktir. Biz insan için ne yapıyoruz acaba? Konuşuyor, çalışıyor mu? Benimkisi çalışıyor galiba. Ses geliyor. Gidiyor yani. Geliyor. Geliyor. Tamam. Şimdi aslında güzel bir noktaya Sayın Hocamız değindi. Sevgili Başkanımız, Federasyon Başkanımız Mustafa Altunbilek Bey de burada. Hep şunu der. Perakende sektörünü çalışanlarımıza bir meslek olarak tanımlayamadığımız sürece, onlar bunu bu şekilde algılayamadığı sürece bizim işimiz çok zor. Çünkü hakikaten perakende sektöründe çalışanlar bu mesleği, bu sektörü çok fazla benimsemiyor ve geçici çalışıyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Ben buradan böyle hazır açılmışken hep dedik ki efendim işte çalışma saatlerinden tutunuz izin saatlerine kadar bu bizim çok ciddi problemlerimizden birisi. Hazır buradayken ben yöneticilerimize, siyasilerimize böyle mesaj da vermek istiyorum. Şimdi eğer bizi ayakta tutmak istiyorsanız, milliliği ön plana çıkartmak istiyorsanız bir şekilde önce bunu çalışandan başlamamız lazım. Çünkü teknoloji de olsa, e-ticaret de olsa, Ali de olsa, Veli de olsa bir şey fark etmiyor. Her şeyimizi biz, en iyi sistemi getiriyorsun, en iyi teknolojiyi getiriyorsun. Kim kullanıyor? Çalışan, personel kullanıyor. Eğer o bunu kullanmaz ise sen ondan hiçbir veri alamıyorsun. İbrahim Bey, ben bu anlamda kutluyorum mesela. Bu anlamda çok büyük atılımlar yapıyor. Bir adım önde gidiyor. Görüyoruz zaman zaman ama
kullanım noktasında bir soralım bakalım. İstediği şekilde o verileri arzu ettiği şekilde geliyor mu gelmiyor. Neden? Bir kişiye teslim ediyor. Sonuçta insan var orada da. İnsanı eğitmediğimiz sürece en güzel teknolojiyi de kullansak bir sürü para da döksek sonuç alamıyoruz maalesef. Bir de biz artık çok şey yapıyoruz. Az ve özde yapmak lazım bazı şeyleri. Şimdi üreticiler üretiyorlar. Bir A markası düşünün. Biraz önce Mücahit Bey de söyledi ya. Bardak çıkartıyor. Aynı markadan 4 marka varsa 4 bardak demektir. Peş peşe patır patır hepsi gelip ve düşüyor. Aslında kendine balta vuruyorlar. Satmayan bir ürünü, denememiş bir ürünü rafta illa bırakacaksın diyor. Kendi satan ürünün pazarından alıyorsun, o ürünü oraya bırakıyorsun. Ama onun farkında değil. Ne zaman farkında? Ancak sen ona bir veri verirsen, o da bu verileri değerlendirirse, ancak o zaman bunun farkında olur. Bu anlamda teknoloji veri alma anlamında çok iyi kullanmamız lazım. Ve personeli bu anlamda çok iyi eğitmemiz lazım. Bunun için de hepimize görev düşüyor bence. Ne yapılması gerekiyorsa bunu yapabilirsek eğer karşılaşacağımız tüm olumsuzluklara daha dirençli oluruz diye ben düşünüyorum. Çünkü amacımız karlılık. Evet, temel amaç karlılık. Buyurun. Hocam müsaade ederseniz ben de bir ilave bir şey yapmak istiyorum. Yine perakende noktadaki en önemli problemlerden bir tanesi verimlilik veya maliyetleri düşürememe ile ilgili sıkıntı. Bundan aşağı yukarı 7-8 yıl önce bir dergi karıştırıyordum. Bir baktım Sabancı Holding bir CEO atamış. Gayet normal. Yani diyelim ki holdingin işte 2000 o zaman hani 5'teki cirosu 10 milyar bunu 15'e çıkar diye hedef verilir. Maalesef bu değil. Sabancı Holding maliyet düşürme CEO'su atamış. Çok enteresan bir şey. Yani koskoca holding maliyetleri düşürmeyle ilgili CEO atıyor. Şimdi işletmelerimizde hepimiz zaman zaman bir takım krizler yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tarz bir sıkıntı yaşadığımızda ilk yaptığımız şey hemen ekipleri toplamak. İşte çocuklar elektriği şöyle yapın, poşete böyle yapın, aman şundan şöyle, bundan böyle. Sonra herkes iki gün sonra, üç gün sonra herkes şeyine dağılıp gidiyor. Yine eskiye dönüyor. Yine eskiye dönüyor, tamam. Aslında bütün işletmelerde bugün şu an böyle bir dönem yaşıyoruz. Çünkü artık delikli kuruşun, yani ondalı kesirlerle marjların dönmeye çalıştığı bir dönem yaşıyoruz. Bütün işletmelerde bu tür CEO demeyelim de belki bir görevli atamak lazım. Kardeşim senin işin gücün, ürünün kalitesini bozmadan, müşteri ilişkisini rahatsız etmeden şirketin maliyetlerini düşürme. Bunu da yapabilmemiz için en önemli faktör işte çalışanlar. Çalışanları verimliliğe alıştırmak lazım. Onun için de gerçekten şirketini seven, şirket kültürünü benimsemiş çalışanlara ihtiyaç var. O da uzun vadeli bir şeye gerektiriyor. Orada arkadaşım söyledi, maalesef şu an perakende sektör meslek olarak görülmüyor ve eleman dönüşümü en hızlı sektörlerden bir tanesi şu anda. Bir tane bir discount firmasının bir şeyini takip etmiştim, maliyetleri nasıl düşürüyor diye. Elemanlara şunu söylemiş, 1 lira dahi olsa, 50 kuruş dahi olsa aklınıza gelen ne kadar tasarruf varsa bunu yazın ve verin diye söylemişler. İşte ne bir tanesi, güzel bir fikir geliştirmiş. Yazar kasa ruloların içerisinde plastik karton var. Karton veya plastik borular var diyelim veya işte plastik aksamlar var. Bu aşağı yukarı 3 ila 5 gram civarına geliyor. Demiş ki efendim bunları toplayalım ve firmaya iade edelim. Yani hakikaten tasarruf bilinci böyle bir şey. Bu maliyetleri düşürme, verimlilik ve tasarruf bilincini mutlaka ve mutlaka üreticisi tarafında olsun, satış noktası tarafında olsun, hayat memat meselesi yapmamız lazım. Ve insanların tabii buna farkında olması lazım. Şuradan bir soru geliyor galiba. İsminiz ve kendinizi tanıtıp sorunuzu sorarsanız. Merhaba, ismim Tarık Özdemir. Medler Toyo Doğu Ürün Kontrol Sistemleri İş Birim Müdürüyüm. Makine tedarikçiliği yapıyoruz dolayısıyla. Aslında soruyu çok daha önce sormak istedim ama araya giremedik, böyle konu konuyu açtı. Siz şeyi sormuştunuz, online alışveriş yapanlar kısmında. Tabii ben işin Amazon tarafında çok hakim değilim. Amazon sadece gıda perakendeciliği yapmıyor çünkü. Birçok elektronik eşyalar falan da var ama
mesleğimiz gereği Tesco olsun, Marks & Spencer olsun gibi, Avrupa olsun, Amerika olsun gibi global perakendecilik standartlarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de hem Perakendeciler Derneği olsun, perakendecilerin kendileri ve üreticiler, bazı perakendecilerin kendi denetlemelerini kendi yaptığını da biliyoruz ama gıda güvenliği tarafında eğer insanlar online alışveriş, gıda alışverişi yapmıyor, elimle dokunmak istiyorum diyorsa burada bir güven eksikliği söz konusu olduğuyla alakalı cevaplar almıştınız. Zaten bu öyle bu evet. Tamamen bence gıdanın güvenliğiyle alakalı Türkiye'deki standarttan daha yukarı çekilmesiyle başarılı verecek bir durum olduğuna inanıyorum. Buna göre de hizmet verdiğim için bu cümleleri söylüyorum. Ben Türkiye'deki çalışmaları merak ediyorum. Üreticiler bunun neresinde? Gıda güvenliğinin denetlenmesiyle alakalı. Çünkü Türkiye'de yönetmelik var mı? Var ama denetlenmesi var mı kısmında çok geride olduğumuz konusunda ben hemfikir olacak arkadaşlarım muhakkak vardır. Bu konuda biz kendimizi bir yere getirebilirsek eğer insanlar daha çok online alışveriş yapar. Bunu şuraya bağlayayım. Doğu Anadolu için belki gelenekselcilik, müdavimcilik ya da o duygusallık halen geçerli durumda olabiliyor. Ama İstanbul gibi ürün çeşitliliğinin bu kadar arttığı yerde, gross marketlerin, marketlerin hacminin dolayısıyla bu çeşitliliği sağlayabilmek adına büyüdüğü yerde, İstanbul gibi bir yerde koca marketi gezip fiyatları kıyaslayıp yapmak saatler alabiliyor. Yani yarım saat, bir saat vesaire. Ve İstanbul bu kadar hızlı bir şekilken, büyük şehirler için söylüyorum, biz bunlara zaman ayıramıyoruz. Dolayısıyla bu online alışveriş artacağı ilk yerler ben büyük şehirler olduğunu, daha sonra buraya doğru kayacağını en azından düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle gıda güvenliği ile ilgili isterseniz... Benim sorum biraz bu yönde. Evet. İsminizi... Tarık ben. Tarkan Bey. Tarkan Bey. Tarık Akan'ın Tarık'ı. Tarık Bey. Tarık Bey. Tarık Bey, sorunuz için teşekkür ederim. Gerçekten aslında popüler bir konu bu. Çünkü biz üreticiyiz. Distribütörlerle ve aynı zamanda perakende noktalarla ürünümüzü geniş bir coğrafyaya yaymak gibi bir çalışmanın içindeyiz. Ama bir taraftan da bu çok gelişen bir mecra olduğu için online tarafta da hizmet veriyoruz. Bu anlamda çok ciddi avantajlar var üretici açısından. Çünkü market rafına gittiğinizde marketin size sunduğu planogramdaki yeriniz, işte 2-3 ön sıra, belki 2 sıra, 3 sıra size alan verdiklerinde belirli ölçüde sınırlı kalıyorsunuz anlatacaklarınızda. Belki POP'leri düzgün kullanamıyorsunuz ya da bunlar maliyetli olduğu için bu POP'lerle insanlara anlatacağınız şeyleri o anda kaçırıyorsunuz. Ya da her noktaya bu malzemeleri ulaştıramıyorsunuz. Online tarafa baktığımız zaman az önce bahsettiğiniz insanlar artık en ufak bir şey alacaklarında gidiyorlar web sitelerinden, en azından bununla ilgili bir yorum var mı? Tüketiciler, daha önce tecrübe edenler sadece ürün için değil, o süreçle ilgili de herhangi bir olumsuz, herhangi bir sıkıntılı bir tecrübe yaşanmış mı? Bunlar bir kere çok belirleyici oluyor. Çünkü referansla ulaşılan bilgi ya da hatta ki güvendiğiniz bir insanın size referans olmasıyla aldığınız bir bilgi sizin için çok daha kıymetli. Yapılan onlarca reklamı hiçe sayacak kadar kıymetli aslında. Dolayısıyla biz o ürünün sayfasında, sitesinde daha fazla bilgi paylaşabiliyoruz. O ürün içinde ne olup ne olmadığı, biz bu ürünü üretirken nelere dikkat ediyoruz, hangi koşullarda üretiyoruz, kendimizi çok daha iyi ifade edebiliyoruz. Bunu bir tarafa koyalım. Tabii güven çok kolay tesis olmuyor. Tüketici web siteyi incelediğinde belki ikna olmuyor olabilir. Görseller, grafikler, fotoğraflar inandırıcı gelmiyor olabilir. Ya da tam tersine sadece orada gördüğü bir görselle ya da altını çizdiğimiz bir kelimeyle bile ikna oluyor olabilirler. Dolayısıyla bu bir tecrübenin neticesinde tekrar karar verebilecekleri bir durum oluyor. Eğer satın alma konusunda bir düşünceleri varsa ve harekete geçirecek ufacık bir nüansı bile oraya koyduysanız, daha sonrasında artık o ürünün bir tecrübesiyle birlikte o tüketicinin gözünde gerçekten vaat ettiklerinizi yapıp yapmadığınız netleşiyor. Ve bunun sonunda da referanslar, ki hele ki sadık bir müşteri grubuna ulaşıyorsanız artık daha fazla olumlu reklamla daha da büyük avantajlar elde ediyorsunuz. Dolayısıyla ben şu anda çok ciddi bir değişim olduğunun düşüncesindeyim. Belki yaşım itibariyle ya da çevrem itibariyle özellikle yeni neslin bu konuda çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ve bir nesil bununla büyüyor. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken bir konu, orada verdiğiniz mesajı sadece mesajla ya da sadece orada ikna etmenize değil, aynı zamanda süreçle
Ve az önce de değinildiği gibi insan faktörü de yine işin içinde. Bugün bakıyorsunuz satış mağazalarına gidiyorsunuz. Çok güler yüzlü bir satış temsilcisi size her türlü ihtiyacınızı çözüyor. Ya da market rafında orada çalışan görevli size güler yüzle davranıyor. Hoş geldiniz diyor ya da ürünle ilgili bilgiler veriyor. O anda çok mutlu oluyorsunuz, ikna oluyorsunuz, ürünü alıyorsunuz. Daha sonra satış sonrasında bir problemle karşılaştığınızda ters bir yaklaşım aldığınızda bu sefer diyorsunuz ki bu marka beni aldatıyor mu acaba? Çünkü satarken çok mutlu, her şey çok güzel ama satış sonrasında da bir o kadar ters bir yaklaşım, hiç beklemediğiniz bir tutum, davranış bu sefer de markayla ilgili ya da ürünle ilgili düşünceniz tamamen de değişebiliyor. O yüzden süreci baştan sona ele alıp burada insan faktörünü de, ürettiğiniz ürünü de hatta fiyatlandırmasına kadar hepsini göz önünde bulundurup doğru bir karma vermeniz gerekiyor. Ama online bu anlamda üreticiler için daha fazla mesaj verebilecek bir mecra anlamına geliyor. Bence bunu market raflarında yapabilmeyi zaten hedefliyoruz. O yüzden birçok para harcıyoruz. POP malzemelerle, promosyonel faaliyetlerle yeni bir ürün çıkartıyoruz. Onu anlatana kadar dünya kadar masraf var aslında. Bu bir yatırım da aynı zamanda. Bu aynı zamanda üreticinin hem distribütöre hem de o satış noktasına yaptığı yatırımı da ifade ediyor. Az önce Ömer Bey de bahsetti. Sonuçta bu üç grubunda, hatta tüketiciyi de koyarsak dört grubunda mutlu olduğu bir ticaret modelinde ancak rafta başarılı olabilirsiniz, rafta kalabilirsiniz. Bu açıdan da bence baştan aşağı süreci değerlendirmek kıymetli bir konu diye düşünüyorum. Evet. Umarım sorunuzu cevaplayabilmişimdir. Evet, bir de şunu art parantez eklemek istiyorum. Satış aslında satın alma süreci değil, satış bir çözüm süreci. Satışın sonrasında müşterinin tatmin olması ve ondan sonra o satışın tekrarlanması beklenir. Eğer tekrarlatamıyorsanız zaten müşteri sizin müşteriniz olmamıştır. Müşteri herkesin müşterisidir. A kişisi indirim yapar ona gider, B kişisi işte promosyon yapar ona gider, siz başka bir şey yaparsınız size gelir. Ama sizden sürekli almaya başlamışsa, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i aynı şeyi sizden tekrarlıyorsa işte o kişi asıl müşteriniz. Yani baktığınız zaman bir onu kendiniz muhafaza etmelisiniz. Bir de yeni müşterileri çekmek için güvenlik, sağlık. Tabii ki eski müşterinize de herhalde kalkıp çürük malzeme verecek halin yok. Elbette ki bunu çok önemsemek gerekir. Buyurun. Bir mikrofon rica edebilir miyiz? Bir saniye, mikrofon gelsin. İsmim Osman Uysun, Sultanlar Grup Türkiye Satış Müdürü'm. Son zamanlarda o kadar çok panele katıldık, o kadar çok güzel bilgiler geldi ki. Her bilgi o kadar çok önemli. Ama en çok üstünde durulan konu dijitalleşme. Ama son 10 yıla baktığımız zaman bütün noktaların fiziki şartlarında da ciddi büyümeler var. Bu aynı zamanda maliyetlerdeki artışı getirmeyecek mi bu dijitalleşmeye gidiyorsa bütün Türkiye? Bu ciddi derecede bir noktayı açmaktan daha fazla maliyet getirmiyor mu kapatmak? Sonuçta eleman yatırımı yapılıyor, insan fiziki anlamda alan yatırımı yapılıyor, maliyetler artıyor. Dijitale döndüğü zaman bu fiziki şartlardaki büyüme bizim perakendenin elinde kalmayacak mı? Neden son 10 yılda fiziki şartlarda bu kadar büyük bir büyüme oldu? Veya biz dijitalleşmeyi iyi okuyamadık mı? Veya normal mi? Anlamında bir soru sormak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Fiziki büyüme derken hani metrekare ağın büyüme. Evet. İsterseniz sırayla alalım. Ben mi cevaplayayım? Cevaplamak istiyor musunuz? Evet. Buyurun. Şimdi evet, yakın zamana kadar biz hep mağaza sayılarını büyüterek büyümenin gerçekleştiğini düşünüyorduk. Fakat işte verimlilik ya da sektördeki yeni birçok oyuncunun da girmesiyle birlikte bunu rahatlık bir şekilde yapamadığımızı görmeye bize başladık. Çünkü rekabet her geçen gün büyüyor ve sizin rekabette bulunmuş olduğunuz işte indirim mağazaları bizim en önemli olan gider kalemimiz olan personel giderimizi en minimum seviyede yaparak ve doğru sürecinde doğru şekilde yöneterek bizlere çok ciddi bir satışla ilgili kayıplara sebep verdi. Biraz önce söylediğim gibi evet, e-platformu, e-ticaret büyüyecek.
Türkiye'de de büyüyecek ama biz lojistik işi yapıyoruz aslında. Ne zaman biz doğru lojistik imkanlarını bulursak ve bunu minimize edebilirsek, o zaman hızlı tüketim mallarındaki satışlar da o kadar hızlı bir şekilde artacak. Düşünebiliyor musunuz? Şu andaki Türkiye'deki e-ticaretin işte çok büyük bölümü ayakkabı, kıyafet alınıyor. Ve denemediğiniz, kullanmadığınız şeyi satın alabiliyorsunuz. Ama bildiğiniz markalar, Sütaş olsun, işte yumurtasız olsun, bildiğiniz ürünleri alırken alamıyorsunuz. Burada şu sebep oluyor. Diğer ürünlerde insanlar bekleyebiliyor, tüketiciler. Ama hızlı tüketim mallarında hemen gelmesini istiyor. 10 dakika içerisinde ya da yarım saat içerisinde almak istiyorlar. İşte bu tarzda bir altyapıyı kuramadığımız için de, kısa sürede kurulamayacağı için de bizim kısmımızdaki e-ticaret kısmı biraz daha yavaş ilerleyecek. Ama işte bakıyoruz, dronlar çıkmaya başladı. Dronlarla sevkiyatlar. Tabii ne kadar Türkiye'de olur bunlar, her şey tartışılır. Dronları çalacaklar kardeş. Efendim? Dronları çalacaklar dronları. Biz de yani, biliyorsunuz lambaları götüren adam drone'u götürmez mi yani? Drone avcıları çıkar. Onun yerine başka çözümler olması lazım. Kesinlikle. Yani aslında o işbirlikleri, bahsettiğiniz işbirlikleri o noktada işe yarayabilir. Yani eğer iyi bir network oluşturulabilirse perakendiciler arasında, o işbirlikleriyle en kısa sürede teslimatı gerçekleştirebilecek firma aslında müşteriye o işi belki de yapabilecek hale dönüşecek. Nasıl Amazon en yakın veya size en uygun yerden gönderiyorsa, benzer sistemi aslında biz de taklit olarak alabiliriz. Şimdi artık yavaş yavaş oturumumuzun sonuna geliyoruz. Son birkaç, yani bir cümlenizi alayım diye, nasıl rafta kalacağız o zaman diye, bu sefer bu taraftan şöyle başlayarak ilerleyelim diye düşünüyorum. Öylece kapatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi müşteri tercihlerini ve taleplerini yine teknolojiye dönüyoruz tabii ki. Teknolojik araçlarla bir şekilde ölçümleyerek rafta üreticiler kalabilirler diye düşünüyorum. Sırf ürün üretmek için ürün üretmemek lazım. Bazen şunu yapıyor üreticiler, kusura bakmasınlar ama işte 100 gramlık bir ürün, bir bisküvi düşünün. Getiriyorum, işte 97 gramı çıkartıyor, evet 90'a düşürüyor, 120'ye çıkartıyor, yeni bir ürünmüş gibi sana sunuyor. Ve bu muhakkak onun arka planda çalışmalar yapılmıştır ama bunu tüketiciye tanıtmak, tüketicinin alışkanlıklarını değiştirmek de çok kolay değil. Bu anlamda çok iyi, doğru karar vermeler lazım üreticilerin. Evet, tüketiciyi iyi analiz etmeleri lazım. Tabii, tüketiciyi yani. Kesinlikle iyi analiz etmeleri lazım çünkü tüketici bilgilere her yerden ulaşabiliyor. Evet. Her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Artık belki de yani raflarda biz elektronik şeylerle, dijitallerle ürünlerin bilgilerini yazacağız rafların altına. Tüketici oraya bir tuşa basacak. Orada işte bilgiler çıkacak. Detaylar çıkacak. Buna yakın zamanda geçilebilir mesela. Evet. Ya da artı daha farklı şeyler. İşte direkt fiyatlar değişebilir. Ürünler hemen arka planda fiyat değiştiriyorsun, tüm şubelerine gidiyor. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Biraz önceki beyefendinin o şeyi noktasında da hani neden o zaman hep fiziki mağazalar açıyorsunuz? Yani biz o e-ticareti beklersek biz o zaman kapatmamız lazım yani, oturmamız lazım yani. Onlar bizi kurtarmaz bu anlamda. Evet. Biz onun için de açmak zorundayız. Üreticileri de kurtarmaz. Üreticiler de hani reklamını yapmanın en güzel yolu market. Perakendeciler bedava reklam yapıyor üreticiler. Bir de böyle bakmak lazım. Yani müşteri bizzat geliyor, bizzat alıcısı görüyor ürünü. Bu çok önemli yani. Mücahit Bey, ne diyorsunuz? Sonraki sunumun anonsu olduğunu düşünüyorum. Reklam kuşağı. Reklam aldık. Çok baskın oldu. Bakın Amazon böyle bir şey yaratabilir. Yani baskın bir ses yaratacak ama etkili midir?
onu düşünmek lazım. Yani bahsettiğiniz şey çok kritik. Mücahit Bey buyurun. Evet, değişim. Ne yaparsak yapalım bu değişim olacak bir kere. Bunu bizim engellememiz mümkünat dahilinde değil. Hani güzel bir tabir var. Gözünü kapatan kendine gece yapar. Yani şurada bir aydınlık var. Ben eğer bir şeyleri değişimi görmek istemiyorsam bu sadece bana ait olan bir şeyi gece yaparsınız. Yani dışarıdaki aydınlığı değiştirmeniz mümkünat dahilinde değil. Bu sadece sektörlerde de değil. Osman Müftüoğlu var. Hani Hürriyet gazetesinde sağlık yazıları yazıyor. İşte Demirel'in doktoru diye zamanında meşhur olmuştu. Köşesini takip ediyorum sürekli olarak. Aşağı yukarı 5-6 ay kadar önce bir yazısını okudum. Diyor ki tüm okuyucularımdan özür diliyorum. Yani koskoca profesör, doktor Osman Müftüoğlu, işte Cumhurbaşkanlarına hizmet etmiş bir doktorumuz okuyucularına özür diliyor. Neden okuyucularına özür diliyor? Bir kitap yazmış, şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir diye. O gün o kitapta yazdıklarımın diyor büyük bir kısmı bugün maalesef diyor tam tersini söylüyorum diyor. Yani sadece iş yapış şekillerimiz, alışveriş yapış şekillerimiz değil, tıbbın getirdiği şeyler, bunlar bile büyük bir şeyin değişimin içerisinde. Peki biz ne yapmamız lazım? Ya yakalayamıyoruz, takip edemiyoruz, eyvah bittik falan filan mı diyelim? Hayır. Yine başımdan geçen bir olayı anlatarak hemen kapatmak istiyorum. Bir gün İtalya'da bir esans firmasına gittim. Türkiye mümessilliğini almak üzere. Yani normalde esansçı, parfümcü denildiğinde akla kimler gelir? Fransızlar gelir. Biraz da böyle şeyli bir ifade kullandım. Ya dedim hani Fransızlar esansçı diye biliniyor. Ama siz kalktınız işte bir esans üretiyorsunuz. İtalya'da nasıl başarılı olacaksınız veya oluyorsunuz diye. Çok güzel bir şey söyledi. Onu da hayat böyle prensiplerinden birisi yaptım. Dedi ki Mr. Mücahit dedi, bir sayar mısın dedi, kaç tane nota var? Nota, müzik notası. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 8 tane. Kaç tane müzik eseri var dedi. Milyarlarca müzik eseri var. Hakikaten hiçbir zaman ümitsiz olmamak lazım. O kadar yeni şeyler çıkıyor, o kadar yeni fikirler çıkıyor. O kadar yepyeni çözümler üretiliyor ki ta ki pes etmeyelim. Yani şu salon içerisindeki birçok arkadaşım var. Her biri sektörün ciddi anlamda emeğini harcamış, sermayesini harcamış abilerimiz. Bunun heba olmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin iki tane eksiği var. Biri sermaye eksikliği, bir de bilgi eksikliği. Bunu bizim tekrar toparlayıp üst üste koyup hani üç tane biri alt alta yaz topla, üç yapar, yan yana yaz oku, 111 yapar. Şu gücü 111 seviyesine çıkarmamız lazım. Evet, evet İbrahim Bey. Olarak şöyle söylemek istiyorum. Biraz önce dediniz ki Amazon. Aslında Amazon bizim için çok büyük bir tehdit gibi gözükse de aslında çok büyük bir fırsat da olabilme şansı var. Bu noktada da bize aslında yaptığımız bir çalışmayı çok kısa süre içerisinde sektörlerle paylaşmış olacağız federasyon olarak da. O yüzden hani bazen tehditler bize fırsat olarak da dönebilir. Ben son olarak daha iyi bir rafta nasıl kalınır konusuna gelmek gerekirse biz perakende noktalarıyla birlikte üreticilerle çok iyi iletişim kurmamız gerekiyor. Daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı masaya yatırıp konuşabiliyor olmamız gerekiyor. Ve bunlar sayesinde de çok hızlı bir şekilde inanıyorum ki işimizin geliştiğini ve farklı konuların tartıştığımız ortamlar olacağına inanıyorum. Biraz iletişim diyorum. Evet, hem iletişim, hem bilgi, hem vizyon, hem davranış. Davranış değişiklikleri önemli. Evet, aslında söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Kalmadı, evet. Değişime gerçekten adapte olmak gerekiyor bence bu anlamda. Ve kaynakların sınırlı olması sebebiyle de ne yapıyorsak, ne ortaya çıkarıyorsak çok fazla düşünüp, yani iki kere düşünüp bir kez aksiyon almak gerekiyor. Bu sayede de belki hem daha verimli kaynaklarımızı kullanmış oluruz, hem de dikkatli ve titiz çalışmanın sonucunda da rafta kalabilecek ürünlere imza atarız diye düşünüyorum. Evet efendim, çok güzel sonuçlarla bağladık. Hepinize sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve çok değerli konuklarıma bir alkış rica ediyorum. Sağ olun, var olun. Programımız bitmiştir. Teşekkür ederim. Ben de siz değerli konuklarımıza, konuşmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimizin karşısına sizleri yakalamışken
World Food İstanbul adına desteğiniz ve ilginiz için teşekkürler. Bu paneli biz Türkiye Perakendeciler Federasyonu işbirliğiyle düzenledik. Ben IT Türkiye, Türkiye Fuarlar İçerik Direktörüyüm. Bu görmüş olduğunuz fuarlarımızın sektör uzmanlarıyla birlikte gelişmesi, network kurmaları, ilham olmaları adına farklı içeriklerde bu tarz organizasyonlar düzenliyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte ve tüm World Food İstanbul ekibi adına sizlere teşekkür ediyorum. Ve ben federasyonumuzun başkanı Sayın Mustafa Altınbile'yi sahneye almak istiyorum. Kendisine teşekkür plaketimizi vermek için. Evet, öncelikle plaket için teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi oldu hocam. Perakende'nin zorluklarını anlattınız. Değerli katılımcılarımız ayrı ayrı fikirlerini söyledi. Benim burada altını çizdiğim, bu iş zincirin bir halkası. Artık perakende'ye zor demeyeceğiz. Kendi işimizi kolaylaştıracağız. Aslında müşteri değişmedi. Müşteri aynı müşteri. Müşteri değişiklik istiyor. Alışverişin şekli değişti. Eğer bu zincirin halkasını koruyabilirsek, insandan başlayıp teknolojiye doğru gidersek biz ayakta kalırız. Kaygılanmaya hiç gerek yok. Hepinize teşekkür ediyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum.